Valla işte hem Lütfiye'de pazar borcu var, hem Şehnaz'da pazar borcu var. Enteresan bir şey. Ya ben mesela siz Ramazan'ı siz tanıdığınızı söyledi. Kim tanıyordu Ramazan'ı? Ramazan'ı tanıyan yok mu aranızda? Ramazan Bey de bugün buraya yayına gelecekti. Sabah şoförü aldı. Stüdyonun içine soktu, sonra kaçmış gitmiş. Aa. Allah Allah. Ben de anlamadım. Yani stüdyoya kadar geldi. Arabaya bindi, getirdik buraya. Sonrasında kimseye bir şey söylemeden kaçmış gitmiş. Niye? Anlamadım ben. Röportaj yaptık, şimdi size izleteceğim. Çok manidar kaçıyor. Buraya kadar niye geliyor o zaman? Vallahi ne bileyim, biz zorla insanları buraya getirmiyoruz yani sonuçta. Aldık, getirdik. İçeri girmiş, tam işte test yapılacak falan. Daha sonra test falan da yaptırmadan kaçmış gitmiş. Allah Allah. Konumuz kaçtı yani. Küçük abiler ne demek? Tutamadık. Ya ne yapacağım, zaten zincirle bağlayıp getirmedik ki yani kendisi. Ama çok manidar kaçması yani bende farklı şüpheler uyandırıyor. Konuyla ilgili hani söyleyecekleri varsa, kendini savunacak. Çünkü bir ithamda bulunuluyor. Şimdi öyle bir pozisyonda ki her iki kayıpta da son konuşan kişi. Doğal olarak hani kaçması sanki konuyla ilgili farklı bir rolü varmış da. Hani korktu, ürktü gibi. Konuştum diye davet ediliyor. Hayır hayır. Hani neden ürktü? Ya. Anlatacakları hani akıl mantık süzgeci içindeyse zaten onu dinleyeceğiz, teşekkür edeceğiz, o kadar. Sizin bu şeyiniz hangi ay kaybolmuştu? Sebebi zaten tabii bu konularda bildiklerini anlatmak. Valla ayını bilmiyorum ama 2000... Hayır ay olarak hangisi? Ayını hatırlamıyorum yani. Bir dakika, Ramazan ayı mıydı? Ramazan ayıydı. Evet. Bakın o mesela Ramazan ayı o tarihte ne zamana denk geliyormuş bir öğrenin bana bir hemen. Çünkü neden? Şimdi tabii insanlar gidiyorlar çünkü şimdi Ramazan Bey bizi izliyorsundur herhalde bir yerden. Niye gittiğini anlamıyorum. Dön geldi artık, yeri de öğrendin yani. Niye kaçtın onu anlamadım. Burada bak kaç kişi oturuyor burada, 20 kişi. Şimdi Lütfiye'nin kaybı 30 Nisan. Dün onu konuştuk. Sizin oralarda karpuz, kavun ne zaman çıkıyor? Abla şu an çıkma zamanı. Çıkıyor. Şu an doğal ilaçlama var ama size şöyle söyleyeyim. Ağustos'un ortasında çıkar. Yani bu 30 Nisan'da kavun, karpuz borcu neymiş mesela? Bizim aklımıza o geldi. Şimdi bakayım 20 yıl öncesinin Ramazan ayı ne zamana denk geliyormuş? Tam da bakın da. Yani o zaman da ne kavun karpuz borcu şeymiş, borcuymuş bu. Kavun karpuz ne bu kavun karpuz? Yani Lütfiye... Patates. Ya şu anda da karpuz var da. Olur. Ama ilaçlama var. Hayır, ilaçlama falan değil ama yani şimdi tabii ki hani nefsi için insan alıyor. Ama ne bileyim hani karpuzun da bir yediğimiz zaman... Yani Temmuz'da, Ağustos'ta yiyoruz karpuzu. Yani genel itibariyle söylüyorum. Hadi bir tane alırsın, iki tane alırsın. Nisan'dan olduğuna göre... Nisan'dan önce olacak o borç, ödenmemiş olacak. Yani o Nisan ayında daha yeni çıkan karpuzdan bu kadar kavun karpuz almış da bu kadar borç ya mu Şubat'ta yapmış? Şubat'ta mı almıştı karpuzu da Nisan'a kadar borçlanmış? Hayır, Nisan'da borçlanmış da kalkıp o kadar yol geldiğine göre demek ki biraz da borç birikmiş. İşte Şubat'ta filan almış olması Şubat'ta lazım. Şubat'ta karpuz çıkmış olacak, Mart'ta neyse işte o da onları alacak, bu kadar borç biriktirecek. Adam da o borcun peşine düşecek. Sadece kavun karpuz borcu demiyor ki Müge Hanım, patates soğan da soğan. Ya patates soğan kaç lira ya hayatım ya, Allah aşkına kaç liraydı Mart'ta yani? Da... Belki de evden 8 yıl öncesinden bahsediyoruz bir de. O mevsimde 100 evden 90'ı karpuz almaz ve alamaz. Ya yani alamazdı da alakalıydı. Ben daha karpuz yemedim yani. Fiyatta değil yani. Mart ayında gördüm hatta karpuz, yolda falan ama daha almadım. Temmuz'dan itibaren herkes alabilir, ayrı konu. Ama Mart ayında belli kişiler ancak karpuz alabiliyor. Maddi imkanları müsait olanlar yani. Fiyat 1'e 3'tür, 1'e 5'tir. Evet. Tabii pahalı. Evet. Karpuz, dolayısıyla kapıtlar o kadar olabilir yani. Ne kadar karpuz aldı ki bu alacak verecek meselesi ta 1200 lira telefon konuşmasına kadar. Hayır, bu şimdi şeyden etti. Bahsediyorum. Lütfiye'den bahsediyorum. Lütfiye'ninki Nisan. Şeyinki de eğer Ramazan ayıysa 16 Kasım'la 15 Aralık arasıymış. 2001 yılının Ramazan ayı, doğru mu baktınız? O da Kasım'da Aralık'ta. Demek ki bütün yaz karpuz yedi.
Ödemedi. Çünkü... yani numaralıkta da karpuz verisi ve bitiyor. Bitmiş vaziyette. Bitiyor tabii. O da bitmiş. Ya onlar laf mı canım? Onun yani bahanelerinde var ya zaten. Ya, hayır, şimdi yanlış bir şey de ifade etmek istemiyorum. Her mevsim her şey var ülkemizde ya, de. Ya var da biz normal. Yani şimdi Ağustos ayından sonra karpuz yemiyoruz. Yani tadı da bozuluyor falan diye yemiyoruz. Tabii ki insanın nefsini köreltmek için Aralık'ta da bulur. Yer, ya, Ocak'ta yer, da yer. Yer bulur. Biz normal standart bir şeyden bahsediyoruz. Normal alışverişlerde markete giden bir aile Haziran ayında, Temmuz ayında, Eylül ayında her türlüsünü alır. Ama karpuzu kalkıp da kolay kolay Aralık ayında kimse, Kasım'da yani Aralık'ta 10 aileden 2 tanesi belki alır. Valla daha bile şey, bence 100 aileden 2 tanesi alınır. Aralık ayında karpuz alındı. İşin gerçeği bu yani. Yani bu da mesela Kasım Aralık ayı 2001 yılı Ramazan'ı. Çünkü neden bunu söylüyorum? Ramazan Bey, Şehnaz kaybolduktan sonra çıkan fatura üzerine yine demiş ki bana borcu vardı. Şimdi bizle de konuşuyor. Ben onun için aradım. Onu aradın da 300 kaç telefon konuşması? Kadir röportajda var. Kaç telefon konuşması vardı aralarında o ay? 4 tane. 240. 240 telefon konuşması var Şehnaz'la Ramazan arasında. Eyvah eyvah eyvah. Kavun, karpuz, patates, Türk soğan borcu. Kavun, karpuz, patates alışverişi. Şey. Evet. Şimdi Şehnaz'ın kayınbiraderi anlattı. Ondan diyeceğiz. Şimdi önce bir bantlarımızı izleyelim. Şehnaz'ın telefon dökümünü çıkardıklarını ve Ramazan'dan şüphelendiklerini ve Ramazan'ın da Azeri bir kadına şiddet uyguladığını anlatıyor. Azeri olmasının altını da şundan dolayı çiziyorum. Hanımefendi bize ulaşsın, bilsin diye, tanıdıklar vasıtasıyla bilgi sahibi olalım diye altını çiziyorum. Bir izleyelim. Ortak isim, benzer olaylar. Karpuz satar, patates satar, hurdacılık yapar, sezonuna göre işler yapar. Şehnaz Kahraman'la Lütfiye Gündüz arasında nasıl bir bağ var? 20 yıl önce şüpheli bir şekilde kayıplara karışan Şehnaz Kahraman'la ilgili oldukça çarpıcı ayrıntılara değinen bir tanık bildiklerini ekibimize anlatmak istedi. Şehnaz Kahraman pazartesi günü sabahleyin geldi. Abi bu telefonun dedi tuşları basmıyor, ben Nevşehir'e gideceğim tamirciye dedi. Ondan sonra da ben biraz kurdaladım çalıştı telefon. Gitmeye gerek yok dedim ama duydum akşamüstü Nevşehir'e gitmiş ama gelmemiş. Bizim köyler Nevşehir'de eski postanenin orada dinyeliken görmüşler yanında bir adamla. Tanıyamamışlar ama dolmuşa binmemiş, son dolmuşa. Gelmeyince de 2-3 gün sonra eşi geldi İstanbul'dan. Karakola başvurduk. 15 gün sonra bize kağıt gelmiş evine, konuştuğu telefon borçları. O zaman 1200 lira borç çıkmış. Sonra da dokümanlarını istedik. Tamamen Ramazan Öççen'in ait cep telefonu, birkaç tane de Alihsan onun telefon numarası da çıktı. Biz bunu araştırdık, şey ettik. Ramazan Öççen'in telefonunun çıkmasında şüphelendik. Tıpkı Lütfiye Gündüz'ün telefon görüşme kayıtlarında olduğu gibi Şehnaz Kahraman'ın kayıtlarında da aynı isim vardı. Telefon attınız demiş Ramazan Özcan. Siz Lütfiye'yi o gece arayan Ramazan Özcan mısınız? Ben aradım. 2-3 kere aradım. Benim onda 225 milyon alacağım var. 10 senesi pazarından tanıyorum. Hem ben alırdı bu aylık kavun karpuz alırdı. Ona aylık ödedi. En sonunda da ödemedi. Ben aradım böyle dedim. Para bana hazır dedi. Ondan sonra bir aradım ulaştı. Bir de aradım. Bakmadı telefonuma. Ondan sonra kapattım ben evime gittim. Siz evini nereden bildiniz? Evini ben bilmiyorum. Ben bunu pazarından tanıyorum abla. Tamam ama son aramalarınız evinin civarında veriyor baz istasyonunda. Evini bilmiyorsanız nasıl geldiniz kadının ikametinin yakınına? Bana telefonda dedim. Telsiyen orada bir postane var abla. Oraya geldi dedi bastım telefon kapandı. Peki siz Lütfiye'nin ne iş yaptığını biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Bilmiyordunuz. Hayır ben bilmiyorum. Peki kimdi bu bahsi geçen Ramazan Özcan? Tanığın yaptığı açıklamalar iki kadının da aynı Ramazan'la konuştuğunu gösteriyordu. Ramazan Özcan karpuz satar, patates satar, hurdacılık yapar, sezonuna göre işler yapar. Sahte paracılık, her sabıkası var. Tam doğru bir insan değil. Şimdi de İstanbul'a koştular. Bir sürü Nevşehir'de pisliği kaldı gitti. Bu kadar çok aramanın sebebi nedir diye sorduğunuzda Ramazan Özcan ne cevap verdi? Karpuz veriyorum, zebze veriyorum dedi. İhtiyaç için dedi, para istiyor veriyorum dedi. Karpuz, meyve, zebze için. Yani bu kadar telefon aranır da 1200 lira borç gelir mi? Bizim aklımız asla hiç öyle şeylere
irmedi, irmiyor da. Sanki yer yarıldı da yerin altına gitti gelin, kayboldu gitti. İddialar bununla da sınırlı kalmıyor. Ramazan Özcan'ın bir kadına şiddet uygulayacak, işkence edecek yapıda biri olduğunu ileri süren tanık duyduğu bir olaydan da bahsediyor. Bundan 7-8 sene evvel bir Azerbaycanlı bayanla da aynı böyle bir münakaşa yaşamış. İçmişler işte kadını ısırmadık yerini bırakmamış, işkence yapmış. Levye demirinden diyormuş, bizim burada Alaşar yolu var, oraya atmış öldü diye. Kadın nasıl olduysa ayıkmış, gece sürüne sürüne asfalta gelmiş, oradan taksici almış, getirmiş hastaneye yatırmışlar. Sonradan ayıkmış, ifadesini vermiş hastanede. Ramazan'ı tarif etmiş, adliyeye sevk etmişler. Adliyede Ramazan Özcan'ın çevresindekiler adliyeye sokmamak istemişler kadını. Seni asarak keserek daha perişan ederek daha kötü yaparak deyince kadın kovmuş, ifadesini geri almış. Türkiye'yi terk etmiş. Kim Ramazan Özcan'ın çevresi? Parasıyla falan adam tutmuş, orada kiralamış, adliyenin çevresine koymuş. Burada mazı da varmış arkadaşı, işte Duvala da varmış arkadaşı, onlarmış çevreleri. 10-15 tane böyle bir çete gibi bir şeysi varmış. Isırmak ne demek? Niye insan ısırır ki birini? Köpekler anlamak, bile ısırmıyor artık. Anlamak çok zor. Yani anca böyle çok böyle anlamak. Sokakta hani böyle çok hırçın köpekler falan olunca ısırmıyor yani. Isırıyor ne bileyim, köpek bile ısırmıyor artık insanı. Yani onlar bile ehlileştiler. İnsansı oldular. Şimdi insanlar ısırmış. Köpekten de fazladır hocam. He? Aynen. Çünkü insanlar daha köpekten daha değersizdir. Merak etme. Ha, köpekler zaten biliyorsun benim için çok kıymetli yani. Evet. Gerçekten onlara bayılıyorum biraz yani. Yediği kaba pisli. Yani hayatımda gerçekten böyle gerçekten hani köpek öyle. Gibi insanlar olsun çok isterim. Köpek insanlar ya, değerlidir. Onlar çok merak kadir et. Kıymet evet biliyorlar. Evet ya çok 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 böyle onların sevgisi, çünkü sadakati, iyi niyeti başka bir şey yani. Yani bu tanığımızın ifadesi ve bu tanık ifadeleri bunlar hani böyle şimdi sırtları falan dönük ama yani gerçek doğrulattık yani birçoğunu da. Şimdi mesela bir tane daha bir kadın var. O da yüzünü gizledi tabii, kimliği bizde saklı. Şehnaz'ın ailesi aslında her şeyi biliyordu ama Ramazan'dan korktular ve bu zamana kadar kadının hiç peşine düşmediler diyor. Yok, ben hiçbir şeyden haberim yok yani. Gerçekten her şey olayı ben burada biliyorum. Ben devamlı buradayım. İşte yani. Öğrenmek yani. Lazım yani. Yani tabii benim eğer de, hiçbir şey yapmazsak bilemeyiz. Tabii zaten öyle bir işler olsa ben zaten yaparım, ederim, ilgilenirim. Abi her resmen bir gerçekten şey söyleyeceğim ama siz resmen bu kadını unutmuşsunuz yani. Unutulmuş bir kayıp. Bir gün onu çıkar gelirdi yani öyle hayalına umutlanıyordum. Ama tamam bir yıl bekledin, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl artık. Doğru, haklısın da işte ne bileyim ben nasıl. Hadi 20 yılda ya. Neyin dönmesini bekleyeceksin ya yani 20 ya. Yıl. Ya bir gece gelmese, 2 gece gelmese deliye döner insan. Bu adına da yani, zaten birader karakola gittim, bildirdim falan. Yok muydu derim. Çocuğu? Bu kadının çocuğu yok mu? Ufadı. Şu anda? Şu anda bilmiyorum da kaç yaşındaydı Murat acaba çocuklar o zaman? Abi çocuklar ufaktı o zaman. Yok. Hayır, şu an kaç yaşında çocuk? Şu anda 25 falan var herhalde. Tamam, annesini aramıyor mu o çocuk? Yok. Niye? Onlarla da görüşmüyoruz biz. Nerede, nerede duruyor? Çocuklarının nerede da nerede olduğu belli değil. Yalnız bir tane kızı var. Yakın o Nevşehir'de. Nevşehir'de evli. Anladım da 20 yani yıldır bir çocuğunda evlatlık vermişler. Nirevildiğini amcası bilir onu. Biz bilmiyor. Yani Osman'ın kardeşi Yaşar bilir. Şehnaz'ın bir tane çocuğuna evlatlık vermiş. Evet. Şehnaz kaybolduktan sonra mı? Evet. O zaten 1,5 yaşındaymış o çocuk. Ha, bu kadın giderken 3 tane çocuğunu mu bırakıp gitmiş oluyor evet. Yani? 1,5 yaşında. Evet. En küçük mü o? En küçük. Vay vay vay. Şimdi askerliğini yapmış gelmiş. Ben görmem, tanımam yani. Gelmeyeceğinden o kadar eminler ki çocuğunu bile evlatlık veriyorlar. Hayır, bence öyle yani. Değil. Bu telefon faturasında iki tane erkekle görüşmesi çıkınca bir tanesi Ali İhsan ama asıl en çok konuştuğu işte 240 görüşme dediğim Ramazan. Şöyle düşünmüş herkes. Kaçtı. Yani onlardan biriyle kaçtı gitti diye düşünmüş. Ama ardına da düşmemişler. Nerede bu Ramazan, nerede bu Ali falan onlar yok. Ama çocuğunu da almayacaklar. Bak şimdi Ramazan birazdan düşünüp, diyecek ki Ali İhsan'la gitti diyor. Çocuğu da vermişler. He? Çocuğu da hani hiç almayacak, hiç istemeyecek gibi düşünüp çocuğu da vermişler evlatlık. Ay ne bileyim vallahi. Reklama girelim. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum.